Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere seri RLC devresini anlatacağım. Seri RLC devresi nedir sevgili arkadaşlar? Bobin, kapasitör ve direncin AC gerilim kaynağına, bakın bobin, kapasitör ve direncin AC gerilim kaynağımıza seri bir şekilde bağlanmasıyla oluşan bir devredir. Şimdi direnç üzerindeki VR gerilimi, bakın direnç üzerindeki VR gerilimi bizim devre akımımızla aynı fazladır. Şu da bizim gerilim üçgenimizdir arkadaşlar. Gerilim üçgenimizdir. Şimdi gerilim üçgenimize ve devremize bakarak bir yorum ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Yorumlamalar yapacağız. Birinci yorumumuz, direnç üzerindeki VR gerilimi akımla aynı fazladır. Zaten bunu defalarca belirttim. Bakın VR gerilimi akımımla aynı fazladır. VR gerilimi arkadaşlar benim pozitif gerçel eksenim üzerindedir, değil mi? Pozitif gerçel eksenim ya da gerçek eksenim üzerindedir. Daha sonra şunu söyleyebiliriz. Bobin gerilimi ile akımı arasında bir faz farkı vardır. Bobin gerilimi VL ve akımım, devre akımım bütün elemanlar üzerinden geçen aynı akımdır ve buna I diyebilirim. Gerilimle akım arasındaki faz farkı 90 derecedir ve bobinde bobin gerilimi akımdan, bakın bobin gerilimi akımdan ileri fazladır. Bobin gerilimi ile akım arasında faz farkı vardır ve 90 derecedir. Gerilim akımdan 90 derece ileri fazladır. Bakın seri RLC devresi ile seri RL devresini birleştirerek seri RLC devresi ortaya çıkardım ve yorumlamalarda ne yaptım? Birleştirdim arkadaşlar. Kapasitöre geçiyorum. Kapasitör üzerindeki gerilim VC gerilimdir ve yine akımla gerilim arasında bir faz farkı vardır ve 90 derecedir. Kapasitör üzerindeki gerilim akımdan 90 derece geridedir. Kapasitör gerilimi de benim negatif sanal eksenim üzerinde yer alır sevgili arkadaşlar. Bu duruma göre ortaya çıkan diyagramda şunu söyleyebilirim o zaman. VL ve VC gerilimlerin vektörleri aynı doğrultudadır. Fakat yönleri farklıdır sevgili arkadaşlar. Aralarında 180 derece faz farkı vardır. Mesela benim bu diyagramda VL gerilimi VC gerilimden daha, bakın vektörün büyüklüğü daha fazladır. Ve arkadaşlar VL eksi VC'dir. İki vektörün birleşimi. Evet, benim burada bir de V gerilimim var. Devrenin toplam gerilimi ile akımı arasındaki faz açısına da alfa dedim. Evet, bu bizim, bakın, gerilim üçgenimizdir. Şimdi ben empedans üçgenimi de kendim çiziyorum arkadaşlar. Empedans üçgenim de şöyledir. Şu orijinden başlayan ve pozitif kısımda olan direncim, benim endüktansım X, L, bakın kapasitansım X, C'dir. Ve burası da benim empedansım olsun. Buna da Z diyelim. O zaman sevgili arkadaşlar, ben şuradan şöyle bir vektör çizecek olursam, bu vektörümün değeri de bakın xl eksi xc'dir. Xl endüktif reaktansın vl gerilimi aynı doğrultuda ve kapasitif reaktansın vc gerilimiyle aynı doğrultudadır. Xl eksi xc benim pozitif kısımda olan sanal empedansım, sanal reaktansımdır arkadaşlar. R değeri ise benim gerçel direncimdir ve pozitif kısımdadır. Evet, bu tanımlamaları yaptıktan sonra şimdi bazı matematiksel işlemler için formülleri çıkaralım. Şimdi arkadaşlar, ben formüllerimi nasıl elde edeceğim? Şimdi bakın burada benim işte akım gerilim değerlerimi
nasıl çıkarıldığı gösteriliyor. Hiç bunlara girmeyeceğiz. Zaten burada mesela şurada bir J değeri var. Hatta onları da yazmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakın bunu ortadan çıkarıyorum. Ben yorumlayarak çok basit bir şekilde formüllerimi ortaya çıkaracağım. Şimdi aslında burada R yerine L yerine J ile JX ile yani XL'yi bulduktan sonra burada bobinde endüktif reaktans XL'yi bulduktan sonra başında bir J vardır. Ve XJ'yi bulduktan sonra başında bir eksi J değeri vardır. Nereden çıkardım? Bakın XL pozitif reel kısım, pozitif sanal kısım, XC negatif sanal kısım. Dolayısıyla XL'nin başında J, XC'nin başında eksi J değeri bulunur. O zaman benim empedans değerim şu olmaz mı sevgili arkadaşlar? Bakın zaten burası XL eksi XC'ye çıkmadı mı? O zaman empedans değerim Z eşittir. R artı J çarpı XL eksi XC'dir. Bu benim empedans değerimdir. Bakın vektörlerden çok basit bir şekilde buldum. Şuna hiç gerek yok. Buna hiç bakmayın. Daha sonra burada direnç gerçek bir sayı ile gösterildiği için başına herhangi bir işaret koymadım ve gerçektir. Endüktif ve kapasitif reaktanslar ise sanal bir sayı ile gösterildiği için başında J vardır. XC negatif kısımda olduğu, XL pozitif kısımda olduğu için XL eksi XC'yi kullanıyorum. Devam edelim. Empedans dik bileşenler şekilde bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Kartezyen bir şekilde bunu kutupsal bir şekilde çevirecek olursak şu ifadeyi yazmamız gerekir. Z eşittir. Şöyle diyelim. Z eşittir. Ne diyeceğim ben? R kare artı J çarpı XL eksi XC'nin karesi eksi XC'nin karesi bunun da yine neyini almam lazım? Kare kökünü almam lazım. Şöyle diyelim. Evet. O zaman bunun karesini yine neyin alacağım arkadaşlar? Kare kökünü. Evet bir de hatta biraz daha şuradan yazalım. Bir de benim faz açım var. O da tanjant eksi 1 nedir? Tanjant eksi 1 b bölü a yani xl eksi xc bölü nedir sevgili arkadaşlar? R değeridir. Direnç değeridir. Ben ne yaptım? Bunu kutupsal bir biçime çevirmiş oldum. Empedansım kutupsal bir şekilde de bu şekilde gösterilir. Kutupsal gösterimde bu şekildedir. Bakın arkadaşlar Z değerimi çok basit bir şekilde ortaya çıkardım. Hemen şunu siliyorum. Buna gerek yok. Şimdi bu formüllerden görüldüğü gibi XL büyük XC ise benim devrem endüktif bir devre. Çünkü bobinim ön plana çıkıyor. XL büyük hatta şöyle yazalım. Eğer XL büyük şurayı da silelim hatta. Şuna XC dersek. Evet bu devrede XL büyük şu benim gerçekten çok önemli bir formül. Evet arkadaşlar bu devrede XL büyük XC ise bu devrem endüktiftir ise bu da çok önemli. XC büyük XL ise bu devrem nasıl bir devredir? Kapasitif bir özellik gösterir. Yine empedansın fazı devrenin faz açısına eşittir. Teta değeri devrenin ya da alfa değeri devrenin faz açısına eşittir. Yani devre akımı ile gerilimi arasındaki açı bakın alfa açısı ya da teta dersek eşittir. Nedir arkadaşlar? XL tanjant eksi 1. Hatta şöyle diyelim daha anlaşılır olsun. Burada alfayı nasıl bulurum ben?
tanjant eksi 1 empedans üçgenimde tanjant pardon tanjant alfa eşittir xl eksi xc bölü r'dir değil mi? İse o zaman alfa eşittir tanjant eksi 1 xl eksi xc daha düzgün yazalım. Xc bölü nedir? R'dir. Bu da benim neyimdir sevgili arkadaşlar? Devremin faz açısıdır. Bunu da böyle bulurum. Yani bu üçgenleri çizerek, empedans ve gerilim üçgenleri çizerek devremizdeki değerleri çok basit bir şekilde buluruz. Burada xl açısı, yani xl büyük, xc ise yani şöyle bir durum varsa arkadaşlar, açımız pozitiftir. İkinci durumumuz varsa benim açım negatiftir. Bunu da şöyle belirtelim. Bu durumda benim açım pozitif. Şu durumda eksi alfa negatiftir. Evet, devredeki gerilim düşümleri ise şekildeki devremizdeki gerilim düşümleri ise VR diyelim arkadaşlar. VR eşittir. Nedir? I çarpı R değeridir. Devredeki akıma I dedik. VL eşittir arkadaşlar. Devredeki gerilim değerim. Bobin üzerindeki gerilim değeri I çarpı nedir? JXL'dir. Yine benim kapasitörüm üzerindeki gerilim değeri de I çarpı JXL'dir. Nasıl XL'dir? Eksi J çarpı XL'dir. Bugünlük dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. Bugün seri VLC devresinde empedans işte gerilim akım değerlerini nasıl bulunacağını anlattım. Faz açısının nasıl bulunacağını anlattım. Örnek sorularımıza bundan sonraki dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.